Günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Kız çok uykum var. Gece 4'te uyudum. Akşam 9. Niye erken kalkıyorum? Çok uykum var. 2 gündür falan vlog çekmiyorum. Kafamı dinledim. Çünkü video çekmek bile beni yordu. Beni her şey yoruyor. Anam mutfak sırası bende. Tezgahın üstüne bakın. Şimdi çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Ama ne hazırlayacağım konusunda çok kararsızım. Ne hazırlasam ki? Ne hazırlayabilirim? Ben bir düşüneyim. Düşünene kadar tezgahın üstünü toplayayım. Acaba ne yapabilirim? Yumurtalı bir şey olacağı kesin de. Patatesli bir şey olacağı da kesin. Neyse, surprise. Sanki evin işi hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Zayıflamış mıyım kız? Az da olsa. Aynadan göstereceğim, bekleyin. Göremiyorsun burada. Ellerim bu kadar çok kaşınıyor ki. Keşke bir çözüm olsa. Eylül abi. Sadece yazın böyle. Yazın kuduruyor. Kışın hiçbir problem yok. Allah'a şükür. Allah'tan kışın da yok. Kışın kalsa hiç düşünemiyorum. Makineyi sokayım. Bostana gel bostana. Kettle'a su koymayı unutmayalım arkadaşlar. Çayımızı demleyelim. Çayımızı sallama. Etrafımız dallama. Bu ne ya? Bu nasıl söz? Bu nasıl söz ya? Kamyon arkası yazıyor. Hala düşünemedim. Bostana gel bostana. Ne yapabiliriz? Patates haşlayalım. Yumurta haşlayalım. Bence çok güzel kahvaltı menü fix. Yine suyla başlamayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol su için. Ay, oturarak içmeyin dediniz, ben şurada içeyim. Yarısını içtim. Bunu kahvaltıya kadar bitirmem gerekiyor. Nasıl, bana çok uzak kaldınız. Tabii bu şarjda olduğu için. Koyacak yer de yok. Ben patates salatası yapmaya karar verdim. Patateslerimi yıkayacağım ilk önce. Görüyor musunuz? Ama düdük yok. Burada yemin ederim bir şey olmaz, üzülüm. Atma beni üzülümle. Yar yar. Bak, bana diyor ki makineye tencere bencere atma, kesin makineye attı. Kendisine hiç sevmediğim şeylerden biri yani. Ne diyor? Ben bu makineye atsaydım neler olurdu? Neyse. Yıkıyorum. Çünkü çamurlu oluyor. Şöyle üstten yıkayalım. Anlatın sabah sabah. Siz neler hazırlıyorsunuz bu videoyu izlerken? Sabah izliyorsunuz böyle akşam. Atmayı kahvaltı benim için çok önemli. Çünkü kahvaltıyı çok seviyorum. 7-24 kahvaltı yapıyorum. Yemek yemeyi çok fazla sevmiyorum. Ama kahvaltı daha önemli bence. Cif yok mu cifleri? Çıkmayayım. Bugün eşyalarımızı toplayacağım. Çünkü yarın Büşra'ya gideceğim. Büşra'da sadece makyaj yapacağız. Biliyorsunuz perşembe bilmeyiz. Bilmeyen kalmadı. Bütün TikTok geliyor.
Yayına gelen abla mezuniyetin olmadı. Oluyor abacım, oluyor asla abla. Ben size elbiseyi göstermedim mi? Göstermedim. Surprise olacak. Surprise. Sırf mezuniyette hem vlog çekmek için hem de sırf fotoğraf çekilmek için galerimden yaklaşık 5000 tane fotoğraf sürdüm. Ya bunu bir tek ben anlayabilirim. Siz değil. Kettle'a su koymayı unuttum ya. Neyse şunun içindeki su sıcaktı. Bence bu kadar su yeter. İnsan kendini o etmiyor. Bu kapak aşağı mı olacak, yukarı mı olacak? Düdüklüden çok korkarım. Sanırım aşağı olacaktı çünkü havasını sonra aldırıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım patlayalım inşallah. Bombastik. Böyle yumurtayı da koydum. Düdüklü de kaynamak üzere. Hadi bakalım. Kahvaltıda çekemedim. Çay içerken çekeyim az. Sıcağın üstüne sıcak. Mük. Evet, gelelim fasulyenin faydalarına. Kim toplayacak buraları? Hindi. Hindi kim toplayacak? Ben. Şimdi size şöyle yapıyorum. Hemen geliyorum. Keşke bu kadar kolay olsa. Bitti. Ben de bitti. Keşke bir tane tek burası olsa. Şimdi masanın üstü kaldı. Masanın üstünde toplayıp geliyorum. Masamızın üstü de finito. Ve finito. Bitti. Şükür. İşim bitti. Kendime geldim. Çok kötü karnım ağrıyor. Biraz dinlenmek istiyorum. Sonra tekrardan sizin yanınıza geleceğim. Şükür bir tanesini yakaladım. Yemin ederim uyuyayım dedim. Başımda 10 tur döndü. Ben de bir tuttum. Al. Gördün mü? Sen şimdi tane yemedin mi? Kız git 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 yapıyorum. Gitmiyor. Bak ölmemişti. Rahatsızım. Biraz uyumam gerekiyor. Gece hiç uyuyamadım zaten. Yapıştı bacak kırma gitmiyor. Bacağımda da yara olduğu için sürekli bacağıma geliyorlar. Rabbim ya. Dayanamadım. Dayanamadım canım. Aşırı tatlı çekiyor. Kızlar beni anladı. O da ne? Şöyle güzel kruvasan almıştı. Linklerini Instagram'da bırakıyor. Gerçekten çok güzel bir kruvasan. Ya da çok uygun. Sadece yatmak istiyorum. Üşüyorum. Bu sıcakta üşüyen tek mal benim herhalde. Normalde bime gidecektik. Biri bana şey yorumu yazmış. Madem o kadar keşke fındığı seviyorsun, madem o kadar hayvan sevgin var, kedilere niye ısrar anlıyorsun? Ben her aldığımı, her yaptığımı buraya göstermiyorum ama böyle yorum çok saçmaydı. Alayım da görsün bari. Gidip mama alacağım. Ya zaten besliyoruz. Edik kemik bir şey, kemik veriyoruz. Tam sağlam sağlık kızı yazmış ama elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum yani. Şimdi demekle makyaj çantasını hazırlayalım.
Sonra yemedim. Sünnete giyeceğim elbiseyi, cübbeyi. Ama hangi elbiseyi giyeceğime karar veremediğim için iki tane siyah elbise, ikisini de yıkayacağım. Elimle yıkayacağım tek tek. Şimdi leke olur, bir şey olur. Hadi gidelim. Bir şey fark ettim, az su içtim. Bol bol su içmem gerekiyor. Suyumu yanımda taşıyım. Şöyle suyu koymayınca su içmiyorum. O yüzden her zaman şişe yanımda taşıyorum. Allah'a şükür ya Rabbim. Siz de Beren'le birlikte için. Ah şükür. İçmiyormuş kız. Bak hemen deterjana değdiyelim. Hemen kızarıyor. Annem yağ yaptırmış, öyle küçük pazarda adam kendi yapıyor. İçinde her şeyden var. Bacaklarıma onu sürüyorum. İnşallah geçecek. Biz bir şey vermiyoruz ya. Hadi kızım. Yağmur geliyor. Kiş. 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 Daha. Koş koş, buradayım oğlum. Koş. Rızı zamanı. Ceylin gönder. Keş al. Nerede o? Keş. Mama koş. Keş bak ne var burada, gel. Ceylin onu indirsene. Nereye gitti ya? Keş. Al koş. Mama koş. Koş. Ceylin. Köpeği korkuttun. Gel. Gel koş. Fındık gel, sana da vereceğim. Gel. Keş. Ne nazlanıyorsun? Bunu giyemez. Ben şunları şöyle ayırayım. Geldik yine bulaşık seansına. Hava çok kapalı, böyle havaları hiç sevmiyorum. Ve yağacak ya, yağmayacak. Normalde hiç halim yok bir yere gitmeye. Ama demeye gitmem gerekiyordu. Şu saçımı başımı toplayayım. Keş nerede? Gitsene. Bak şimdi. Burada çıkacak. Gelsene. Gel. Ne, sen küstün mü bana? Bana küstün mü? He? Ne oldu? Küstün mü sen? Bana mı küstü?
mi? Küsmüş. Gel. Gel. Ne yaptım? Ben de sana küstüm, gidiyorum. Gel. Acaba ne oldu, niye küstü? Hadi gidelim. Sen bana düşmedin değil mi? Sen bana kuşmadın değil mi? Uygun. Evet. Arabayla mı gitsek ya? Lan düşersin öyle çocuk. Hava kapalı ama çok sıcak. Keşke güneş olsa bir de yani. Neyse buna da şükretmek gerek. Güneş olsa bu sefer güneşten yürüyemeyeceğiz. Lan burada saz evi varmış. İlk defa görüyorum. Tövbe. Ne gördüm? Görmez olaydım. Gözler neler gördü neler. Zaten eve yakın. Sorsak uzak çocuklara. Millet nerelerden yürüyor buraya gelmek için. Hep yabancı biliyor musunuz? Böyle yerli bir insan kalmamış. Sorsak onlar bizden daha yerlidir şimdi. Genelde şey oluyor ya, dağdan gelip bağda dönüp olmak. Burada hep o oluyor yani. Beli kremi 14 lira mı? Nasıl beli kremi ki? Kaç paraymış bu fırça satı? Ne yazmıyor? Maç çok güzel oluyor. Ay çok iyi aslında. Hiçbir şey yok bimde ya. Ay çok güzelmiş rengi ama plastik. Dondurucularda ama açmışlar ya. Bir insanlara bir şey olması gerekiyor. Yani niye açıyorsun ki? Gitti 80 lira. Böyle parfümler güzel kokuyor ama kötü değil bence. Deneyim var mı? Çok merak ediyorum. Künefede olabiliyordu şu an. Canım çekti. Başka bir şey yok mu yine? Sıvı sabunluk güzelmiş. Sanki içinde var gibi. Kız varmış. Gidelim. Aa, mama almayı unuttuk. Ben diyorum ya, almayı unuttuk. Çekim güzel oldum. Fındık ve diğer sarı kebikini verdim. Bir gün de denesin abi. Severlerse buyurun. Ortaya. Küçük tepsi yok mu? Bana bu tepsiydin ya. Baba şuna su zaten. Şimdi çorbalar içtikten sonra koyalım o zaman. Tamam o zaman. Akşam evinde sarma var ama benim canım hiç çekmiyor. O yüzden akşam yemek yemeyi düşünmüyorum. Çorba falan da var. Ama istemiyorum. Hah, anneme bakar mısınız ya? Kız, oyun kamerada yaklaşılmıyor. Dötünü yerim. Fındık.
Kızım gel. Sana mama aldım. Gel. Bakalım yeni aldım mamayı beğenecek mi? Sen de götün nereye dönüyorsun? Ben bunu kuru mama sanmış, kuru üzüm sanmış, yiyecekmiş. Bakalım beğenecek mi? Anam yedi ya. Ya kurban olurum sana. Artık bunlardan alırız her zaman. Fiyatı falan da uygun bence. Sana verene kurban olurum. Aşkım. Part bilmem ne 500 yılda konuşamadım. Ulaş gideceğiz şimdi bir daha. Bilirsiniz ki bütün vlog boyunca konuşamıyorum ya. Vlog boyunca bulaşık yıkadım. Sıcak. Gel ben bulaşıkları ben yıkayım, sen bunları sar. Farklılık olsun. Sonra bulaşıkları yıkattı vermem. Hala. Hava sıcak, su sıcak. Ben daha sıcak. Neyse, elimde ne geçti ama başlayalım. Normalde bundan başlamıyorum. Bugün mermer yapan adamı iyi kaydık valla. Altı su gidiyor biliyor musun? Sadece alta mı? Karnıma, göbeğime. Anne kahve yapayım mı? Şu bilgisim kaldırayım o zaman. Keşke bunlar falan bulaşık makinesi alışsa böyle kendine yerleşse. Demin yağmur böyle çiledi ve nem bastırdı. O yağmurdan sana gelen nemi düşünebiliyor musunuz? Ha, o var. Böyle. Yağmur yağmadı. Yağsaydı böyle şakır şakır ortalık nasıl serinlerdi. Serin daha da kötü oluyor. Buzdolabı alacağım demedim ki. Ben kışı seviyorum, bunu fark ettim. Kış çocuğuyum. Yaz bana göre değil. Millet tatile cefasız bir şey çekiyor bize. Pardon, sefasız. Biz burada cefasız. Hadi canım ya, ben de yağmurların için ağlamak istiyorum ya. Böyle dertlerim olsun. İşte tatile giderken ne giyecek derdi yok. Hangi mayomu giysem? Bu arada ben mayo giyiyorum, mayonun üstüne şort giyiyorum. Sonra neyi bana dedik köylü. Yakında haşamayla gireceğiz. Ay şimdi bunu çok markalarla şekerle şimdi hoşuma gidiyor. Kesin gelip dalga geçmeliyim. Bir şey söylemedim kötü bir şey. Akşam ezanına kaç dakika kaldı? Birisi bana acilen söyleyebilir mi? Belki bilmiyorsunuz da yarın Büşra'ya gideceğim. Şu makyaj çantamı falan şimdi her şeyimi buraya koyayım. Tek bir çantada gideyim. Şimdi akıl düşüyoruz ya. Tripodum bulamadım. Şu Gizem'den iki tane far aldım. Şu far eksiğim var, bunu fark ettim. Şunlar şöyle iki tane far. Ondan sonra cimler. Ne kaç çantamda neler var?
Allıklar. Önemlidir. Simmin. Şu. Şimdi fondötenmiş, çarpmış, çırpmış. Sonra kirpik kıvırtçısı. Şöyle bir tane daha var. Her şeyimi yanımda tam götüreyim de hiç şey olmasın yani. Şunu hiç bozmayacağım. Siz beni hiç görmüyorsunuz yani. Bunu hiç bozmayacağım. Bunu biliyorsunuz zaten. Burada rujlarım var. Burada burada ne var? Burada dudak kalemlerim var. Burada da rujlarım var. Aslında mesela bunu böyle götüreyim. Burada zaten ancak soda, parfümü falan ancak koyarım. Şimdi takı seçeceğiz. Takı kutumu hazırlayacağız. Ya kendim göremeyince biraz şey hissediyorum. Şimdi takı ne takacağım çok kararsızım. Şöyle bir takı var. Şöyle bir takı var. Neyse ben bunları yanıma alayım. Sonra su yolu var. Ya tövbe ya. Söveceğim şimdi. Kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Şöyle bir su yolu var. Şunu Büşra'ya vermiştim. Onun teki. Şurada bir kolye var. Dedim ki bu kolyeye şu küpeler çok güzel gider. Bunu da yanıma alayım. Şöyle bir tane kuğu var. Çok kararsızım. Onu da yanıma alayım. Sonra şu küpeler var. Bunu takar mıyım bilmiyorum. Bunu da yanıma alayım. Ben yanıma alayım da. Sonra neden almadın? Neden şey olmadı? Cart curt falan olmasın. Hepsini tek takı kutusuna toplayayım. Sonra cuma yanıma alabileceğim, takabileceğim. Şu dudak şeysi. Dudak nemlendi. Bunu da yanıma alayım. Ne bileyim oradaydı. Sonra şunu da yanıma alayım ben takıyorum. Sonra cuma. Şu halka takılarımı da alayım. Veya şunlar. Şunu çok beğenmiştim. Bunları alayım. Başka yanıma alacağım. Ya vallahi özür dilerim. Bir saniye bir de bir şey soracağım. Bu ne? Kaş sabitleme şeysi mi acaba? Şunu yanıma alayım. Siz de görmeyi verin arkadaşlar artık. Ne yapalım yani? Mükemmel oldu. Şunu da alayım yanıma. Başka yanıma alabileceğim bir şey. Başka. Yok ya. Şunu da alayım belki takarım. Takmayacağım ama. Alayım diyeyim. Bunu da koyayım. Tamam. Aa şey unuttum. Parfümümü restoranıma koymayı. Onları da koyayım. Bu çantam hazır. Bu hazır. Tokamı da şöyle koyayım. Başka eksik ne var? Siz bana yazın. Ben bu videoyu zaten sabah yüklemiş olacağım. Yarın da öğle akşam üstüne doğru gitmiş olduğumda yorumları okuyabileceğim. Rabi şunları unuttu şunu al de. Diyeyim bana. Evet, ben bir yere giderken böyle sanki 40 yıllıkmış gibi gidiyorum. Şimdi bir şey unutursam bana kesinlikle hatırlatın. Şöyle kaldırayım. Bak şunu da bacaklarıma sürmek için fondöten aldım. Çünkü bacaklarımda çok aşırı yara var. Aşırı dedim de bana gözüme çok aşırı geliyor. Şimdi burada parfümlerim. Bu kişisel bakım ürünlerim. Bu var. Bu arada ben bunu tek şeye birleştirdim. Burada ruj, ondan sonra fırça setim, bir de dudak kalemleri falan var. Burada da makyaj malzeme ürünlerim var. Bir de aslında biz kendi aramızda bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Yanıma kıyafet aldım. Şu elbiseye giyerim giderken. Veya giymem bilmiyorum. Sabah giyeceğim elbiseyle de gidebilirim. Ben yanıma ne olur ne olmaz alayım. Şöyle bir kıyafet.
cübbenin kapağı, kapağım dedim, kafası kırılması, şöyle dik tutayım da. Sonra atkısı. Bunları ütülesem de bozulur. O yüzden Büşra'da ütüleyeceğim. Sarnıcığıma cübbe. Şöyle koyayım. Saç düzleştireceğim. Bunu cübbeye saralım. Yolda molda bir şey olur. Allah korusun. Kız çok ağır oldu. Bu çanta. Takacağım çanta. Çok ağır ya. Abartı ne aldım ki? Tripodum olmazsa olmazım. Şunlar şey. Bir gün kalacağım ha. Bir gün. Belki o gece çok geç dönersek belki o gün de kalırım. Ama yine çok ağır oldu. Ne koydum ki içine? Bir de korsemi falan koyacağım. Elbisemi koyacağım. Tamam. Fazla ne koydum ki? Bir düşüneyim, şöyle koyayım da. Biraz şimdi sıkayım. Başka ne unuttum? Siz bana hatırlatıyorum. Bana tatlı ayırmışlar. Yiyen de ölüyor, yemeyen de. Ye tozunu, ye. Değil mi? Çok sıcak ya burası. Şu gerçek gün mü mor olan? Allah Allah. Rengi çok güzel. Ne anlatıyorsun? İş nasıl gidiyor? Ne zaman çıkacağım? Devam ya, çıkmak. Rahat mı? İş sıcakta yoruluyoruz. Sıcak yoruluyor. Başka iş yormaz ki. Ya, sıcak nem var. Hava. Çok kötü. İki gündür nem, acayip nem var. Baksana havaya. Ya. Ne güzel yağacaktı, yağmadı. İki gündür nem var. Çok güzel. Çık sizi tur yaptırayım. Anlat anlat. Bu da kuzenim motoru. Bizimkinden farklı. Bizimki bozulduğu için. Burada genellikle böyle motorlar kullanırlar. Çünkü her yere gitmek o kadar rahat ki. Keşte bizim. Benim kuyruğum. Sabah küstü varıştık. Keşte deyince nasıl geldi? Kız bu kaç saattir nerede hiç sormuyorsunuz. Evde misafir vardı. Telefonu bile elime alamadım biliyor musunuz? Belim o kadar ağrıyor ki bugün bir de. Karnım ağrıyor, belim ağrıyor. Çayı yap, onu yap, bunu yap. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Diyeceksiniz ki abi bu ne? Bulaşık kadın. Bime gittin, böyle vlog mu olur? Tamam haklısınız, olabilir. Hani normalde yürüyüşe falan gidecektim. Oraları falan çekerdim falan diye düşünmüştüm. Çekemedim ya. Çekemedim daha ya. Yarın erken kalkacağım. Ama geceleri uyuyamıyorum ben. Yine ben 4'te uyurum. Dün de 4'te uyudum. Normalde biz sabah denize gidecektik işte. Belki söylemişimdir sabah. Kalkamamışız. Belki yarın gideriz. Yine kalkamayacağım. Bence uyku düzeni bozuk olduğu için kilo verilmiyor bence. Uyku düzenini sokabilseydim düzeni sokamıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Sabahları çok erken kalkıyorum. Neden bilmiyorum. Neyse. Ben çok konuştum yine. Yine çok konuştum abi diyeceksiniz. Artık ben gideyim. Saçmalamaya başladık. Kendinize çok cici bakın. Bir de şu yoruma çok takılmıştım. Bu dün paylaştığım soru cevap videosunda şey demişti. Hani demiş ki ben şey demiştim, hani birini çok seversem onu dünyadaki tek erkekmişsin gibi hisseder ve hissettiririm demiştim. Bana şey yazmış, senin onu değil de o seni hissettirirsin falan diye. Ben birini seviyorsam, onu sevgimi göstermezsem ne anlamı kalacak ki? Ben seviyorsam diyorum ya, her zaman çok güzel severim. Ama böyle herkesi seven bir insan değilim. Ben bilmiyorum, duygularımı çok belli ederim ki bir daha nerede sevilecek, bir daha nerede görecek. Ama her zaman
Sevildiğiniz kalpte olun. Sizi sevmeyen bir insan için çabalamayın bence. Çünkü yoruyor, biliyor musunuz? İnsanı belirsizlik yoruyor. Sizi sevmeyen bir insan için çabalamak yoruyor. Bir ilişkide her zaman net olunması gerekiyor bence. Bir ilişki nettir zaten. Ya yürürsün ya da bitirirsin. Yok kem küm küm, bana göre olmaması gerekiyor. Size de öyle olması gerekiyor bence. Ama değecek bir insansa çabalayın, çabalamayayım demem. Ama sizi gerçekten çok yoruyorsa kendi değerinizi bilin. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ki ilk önce siz kendinizi sevin ki başkaları da sizi sevsin. Ama sanırım ben kendimi sevmiyorum. O yüzden hep sevgiyi başkalarında aradım. Hani hiç kendimi sevmedim. Belki de ondandır. Hani gerçekten sevilmek istiyorum, bu. Neyse, ben sizi çok seviyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Buraya kadar geldiyseniz de çok teşekkür ederim. Bye bye.